Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Meme kanseri dediğim gibi sık görülen bir hastalık. Bu yüzden de üstünde çok fazla araştırma yapılan bir hastalık. Tabii ki bir kere kadın olmak en önemli risk faktörü. Erkeklerde de görülebiliyor ama 10 kadında 1 erkeğe oldukça az. İleri yaş önemli bir risk faktörü. Çünkü daha çok meme kanserleri 70-80 yaş civarında pik yapıyorlar. Yani bu dönemde çok sık görülüyorlar. Ama dediğim gibi günümüzde artık daha erken yaşlarda karşımıza çıktığı için hani daha dikkatli oluyoruz genç hastalarda da. Ama yaşla birlikte sıklığının arttığını söyleyebilirim. Yaşın etkisi burada çıkıyor. Tabii. Hormon durumu önemli kadının hormon durumu. Örneğin ergen çağının geç başlaması, erken başlaması önemli bir risk faktörü. Geç menopoz, yine kadınların menopoza geç girmesi. Hı hı. Bu uzun bir süre hormonlara maruz kalındığını gösteren bir olay ki bu riski arttırıyor. Doğum önemli. Özellikle genç yaşlarda doğum yapanlarda ve uzun süre emzirenlerde meme kanseri riski düşük. Düşük. Evet. Bu yüzden 35 yaş öncesinde doğum önemli. Daha ileri yaşlarda yapılan doğumlarda risk artışı söz konusu. Tabii günümüzde kadınlar çok yoğun çalışıyorlar. Evlilik ya da çocuk daha ikinci planda kalabiliyor. Ya da çocuğun planlanması daha ileri yaşlara kalabiliyor. Kariyer. Evet, gelişmiş ülkelerde kanserin daha sık görülme sebeplerinden biri belki de bu. Ve kadınlar yoğun çalıştıkları için de emzirme olayı da kısa sürebiliyor, bazen hiç olmayabiliyor. Halbuki uzun süreli emzirme kadını meme kanserinden koruyan bir olay. Bu nedenle geleneksel toplumlarda mesela Japonya gibi daha erken yaşlarda evlenen, çok doğum yapan, uzun süre emziren toplumlarda meme kanseri riski Amerika ya da Batı Avrupa'ya göre daha düşük oranlarda görülüyor. Bu sebepler burada büyük ihtimalle işin içinde. Evet. Sigaranın meme kanseriyle ilişkisi yok. Akciğerin tersine gösterilmemiş, uzun süre çalışılmış bu konu üstünde. Hatta kahvenin riski biraz azalttığı söyleniyor. Kahve içmenin meme kanserinde risk azaltıcı etkisi var. Doğum kontrol hapları riski arttırmıyor. Ama yapılan çok büyük bir çalışmada menopozdan sonra alınan hormon tedavisinin meme kanseri riskinde artış oluşturduğunu göstermiş. Bu nedenle de günümüzde eskisi kadar çok ve uzun süre menopozdan sonra hormon tedavisi uygulanmıyor. Ancak çok gerekli durumlarda kısa süreli ve kontrollü olarak veriliyor. Uzun döneme yayılmıyor. Bunun yanı sıra daha önce memede şüpheli lezyonu varsa, kisti varsa bu hastaların kontrolde olması gerekiyor. Tabii çok önemli bir ve çok yüksek bir risk faktörü aile. Ancak meme kanserlerinin %10 kadarında aile öyküsü var. Hani sanki hep bir aile öyküsü dendiğinde çok yoğunmuş gibi geliyor. Ama kanser olgularının %10'unda aile öyküsü en fazla. Yalnız bu kişilerde risk çok yüksek. Ve anne tarafından gelen bir yatkınlık söz konusu. Yani annesi, teyzesi, anneannesi gibi hani anne tarafında meme kanseri sıklığı fazlaysa o kişide de risk oldukça yüksek. Günümüzde bunlar da araştırılıyor. Mesela gen analizleri yapılarak o kişinin aileden gelen o riski taşıyıp taşımadığı belirlenebiliyor. Belli merkezlerde mesela İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin onkoloji bölümünde bu işlem yapılabiliyor. Ben herkese öneriyorum. Bu işlem yapıldığında genler analiz yapılıyor. Bu birkaç ay süren bir işlem. Bundan sonra risk taşıyıp taşımadığı o kişinin belirleniyor. Ha, bu kişi eğer risk taşıyorsa 40'ına kadar sıkı takip ama 40'tan sonra gerekirse eğer meme ve yumurtalıklar çıkarılabiliyor. Ama taşımıyorsa normal bir hasta gibi rutin kontrollerini yaptırabilir. Taşıyanlar sıkı takibi alınıyor. Yani günümüzde dediğim gibi meme kanseri ilgili çok fazla çalışma var. Bu yüzden belki tedavi tanı aşamaları da eskisine göre daha gelişmiş ve iyi bir durumda. Hiçbir şey
İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.